Herkese merhaba arkadaşlar. Football Manager 2020 Leeds United kariyerimize devam ediyoruz. Bu kariyere devam etmeden önce, yeni maçlara devam etmeden önce Discord kanalımı kurdum. Biliyorsunuz ki uzun bir zaman oluyor. Soran arkadaşlarımız var. Açıklamalar kısmında linki mevcut. O linke tıklayarak Discord'da aramıza katılabilirsiniz. Şimdi bu bölümde yapacağımız maçlar. QPR'la yapacağız, kendi evimizde 7'nciler. Blackburn'la yapacağız, 12'nciler. Luton'la yapacağız, 21'nciler. Ve Reading'le yapacağız, 15'nciler. Şimdi taktiğe bir gelelim. Burada bizim sakat olan oyuncularımız var. Mesela Bamford daha hala iyileşmedi. Helder Costa zaten 2 aya yakın yok. Dallas iyileşmedi. Click'te bir sıkıntı var. Roberts sakat. Onun yerine şu arkadaşı alalım. Orta sahada clean bir sakatlığı var. 1 ile 4 gün bir sakatlığı var. Kasıkta çekme var. O yüzden onu da değiştireceğim. Onun yerine Adam alacağım. Adam oynayacak. Ve aynı zamanda da Click'in bir cezalı durumu da varmış. Onu unuttuk. Bu şekilde çıkacağız. Yine eksiklerimiz var. Olsun. Şimdi bize kendi evimizde oynuyoruz. 1.33 vermişler. Ve 8'de QPR'a vermişler. Takım formumuz mükemmel bir şekilde devam ediyor. Umarım bu formu devam ettirebiliriz. Yine her zamanki gibi zorlu bir maça çıkıyoruz. Umarım kendi evimizde bu maçı alabiliriz. Şöyle devam edelim ve maça başladık. Gördüğünüz gibi zaten Fulham'la bir liderlik savaşımız var. 36 puandayız, onlar 38 puandalar. Şu an içeriye doğru golü yedik. QPR ikinci dakikada golü attı bize. Eğer böyle biterse zaten ikinci oluruz. Arada bayağı açılır. 3 puan Fulham'la aramız açılmış olur. Ve West Bromwich'le de puanımız aynı olur. 35 puan olur. Bu arada Fulham 40 yaptı. Puanı 40 yaptı Fulham. Umarım şu maçta bir 1-1 ya da 2-1'lik skoru elde edebiliriz. Douglas içeriye doğru. White. Ben White. 1-1'e getirdik maçı. Çok hızlı başladı maç. Gerçekten çok hızlı başladı. Ve sanırım bu bölüme bu şekilde başladık ama zorluk çekerek devam etmez umarım. Bundan sonraki maçları da rahatlıkla alabiliriz. Ama gördüğünüz gibi zor da maçlar var. Mesela bu maçtan sonra Blackburn maçı var. Yine zorlu bir maç. Şu an durumu 1-1'e getirdik. 6 şutumuz var. 5 isabetimiz var. İsabet çok iyi gidiyor. Rakip takımında bize 3 şutu var. 3 isabeti var. Maç 1-1. Maç 1-1. Ve 30. dakikaya doğru da artık geldik diyebiliriz. Ya eksiklerimiz de var. Yani Bamford'u bekliyorum. Orta sahada oyuncumuz eksik. Önemli oyuncularımız eksik yalnız. Bize katkı sağlayan oyuncularımız eksik. Casilla, White, Casilla, Cooper, Alioski. Alioski güzel pas Harrison'a. Harrison içeri şahsı tehlike. Harrison açmadı, vurdu. Direkt dışarıya attı topu. Orta sahada karşılar mıyız? Pres yapıyoruz. Sol tarafa döndüler. Götze güzel aldı önüne. Ama yine kaptırdı. Agustin'le birlikte pres yaptık. Olmadı. Şimdi topu Douglas aldı. Cooper'a verdi. Cooper, Alioski, Adam, Edmondson. Edmondson sıyrıldı. Vurdu ama topu dışarıya attı. Yani zorlanıyoruz. Zorlanmamız normal mi? Onu da tam şey yapamadım ama. Artı 2 verdi. İlk yarının sonuna hakem.
Eksiklerimizin yokluğunu çok çok yaşıyoruz. Gerçekten çok yaşıyoruz. Şimdi çalışmaya devam edin, hala kazanma şansınız olsun diye bir şey söyleyelim takıma ve ikinci yarıya böylece başlamış olalım. Agustin'den biraz daha hareket bekliyorum. Şimdi serbest vuruşu kullandılar. Topu dışarı attılar. 12 şutumuz var, 8 isabetimiz var. Rakip takımın 4 şutu var, 3 isabetli şutu var. Daha az şutları var. Bizim daha çok şutumuz var. İsabetli şutlarımız da daha fazla ama bir türlü golü bulamadık. White, Götze ikinci golü bulamadık diyelim. Harrison, güzel pas düşüncesi olmadı. Götze, kalecimize kadar, Kasilya'ya kadar döndük. Tekrar Götze. Agustin'e güzel pas. Agustin içeri açarsa tehlike. Açtı! Ama offside. Edmundson offside'da ikinci golü bulduk diye çok sevinmiştim ama daha azimli oynayın diyelim. Daha azimli oynasınlar ve ikinci golü bulup puanımızı yukarı doğru çekelim yoksa Fulham arayı açacak. Dakika 63. 17 şutumuz var, 12 isabetimiz var şu ana kadar. Kalecileriyle başladılar. Pres yapıyoruz. Çok fazla oyuncuları yok. Biz daha fazlayız. Topu kapabiliriz. Geriye döndüler. Tekrardan dikkat edin. İkiye attılar ya. Adamlar o kadar azdılar ki yani bizim sahamızda. Yine de golü buldular. 2-1. 2-1'e getirdiler maçı. Taktiğe odaklanın diyelim. Orada Ryan'ın golü sayılsaydı iyiydi. White, Harrison, Agustin. Agustin içeriye Ryan. Dışarıya attı Ryan. Dakika 75. Artık 20 şut diyebiliriz. 19 şutumuz var. 12 isabetimiz var. Yani Kuiper 5 şut çekti. 4 isabeti var ve 2-1 öndeler. Şimdi taçı kullanıyorlar. Kane içeriye doğru. Hadi olmadı. Bulamadılar içeriye doğru. Aman dikkat. 3'ü bulmasınlar. Yoksa çeviremeyiz maçı. Daha azimli oynayın. Dakika 83. Serbest vuruş kullandılar içeriye doğru. Hadi bir varlık gösterelim artık. Presimiz var. Eze'ye kadar attılar. Şut çektirmeyin. Şimdi girdik araya. Agustin Ryan'a güzel bir pas. Ryan, tek başınasın Ryan. Ryan atamadı. Dakika 85 oldu artık. O kadar çok şut çektik ki. Bu seslenme açıldığında direkt ileriye doğru çıkın diyeceğim. Tabii açılırsa 24 şutumuz var. 15 isabetimiz var. Rakip takım şu an 3. gol için saldırmak istiyor. Kendi sahalarından çıkamadılar. Ryan'ı alabilir miyiz? Alamadık. Kalecilerine kadar döndüler. Cooper, Adam, pas Alioski. İçeri aç. Alioski içeri aç bari ya. 90 artı 3 verdi hakem. Ama maç artık bitti. Maçı kaybettik. Ve QPR'a maçı kaybettik. Ve yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Douglas yine asist yaptı. Çok çok iyi oynadı gerçekten. Ve böylece seriye de son vermiş olduk. Şimdi şöyle bakalım. 40 puanda Fulham. Biz ikinciyiz 35 puanda. Arada 5 puan olmuş oldu. West Bromwich'in de bir maç eksiği var. Yenerlerse üçüncülüğe yeterler bize. Sıkıntılı bir duruma çekmiş olduk kendimizi. Şimdi Blackburn'le bir maçımız var. Onlar 12. ve kendi evimizde oynayacağız yine. Şöyle 12.ye bir bakalım. Blackburn eksi 3 averajları var. 19 puandalar. Bakalım Blackburn maçında neler yapacağız. Ve Blackburn maç günündeyiz arkadaşlar. Şimdi bakalım iyileşen oyuncularımız var mı? Ne durumdayız? Mesela White.
kart cezalısı ve onun yerine oynatabileceğimiz iki tane oyuncu var. Ben White da yani baya baya işimize yarayan bir oyuncuydu. Berardi, sen gel, seni oynatalım. Douglas 41-75 dakika gibi bir süre içerisinde oynayabilir deniyor. Onu alalım. Benford'da ne durum? Biraz daha azdır onda büyük bir ihtimalle. Ve Benford'da da aynı şekilde oynayabilir deniyor. Click. Click'i şöyle alalım. Adam'la değiştirelim. Benford var. Roberts. Şöyle. Ama Adam bize lazım. Buraya alacağım onu da. Ve böyle çıkıyoruz. Alioski, Click, Flips, Berardi, Cooper, Gotts, Dallas. Tamam. Güzel. Çıkalım bakalım. Ne vermişler? 1.4 bize vermişler. Blackburn'a 7.5 vermişler. Umarım yani alabiliriz maçı. Bundan önceki maçta da biz favoriydik ama 2-1 maçı kaybettik. Burası gerçekten çok zorlu bir lig. Şöyle yapalım. Hayır, bu maçı galibiyetten başka bir şey beklemiyorum diyelim. Çıkın eğlenin dersek bu sefer maçı da kaybedebilirler. Ve maça başladık. Douglas. Dallas'a yine eliyle bir asist Douglas'tan. Ve Dallas 53. saniyede, maçın 53. saniyesinde golü attı ve 1-0 bizi öne geçirdi. Şimdi taçı kullanıyor. Blackburn içeriye doğru açarsa tehlike. Ve top direkten dışarıya çıktı galiba. 3 şutu var Blackburn'un, 2 isabeti var. Bizim 1 şutumuz var. Ve 1 şutta da 2 şut oldu. 2 şutta da isabetli şutumuz var. 1-0 öndeyiz. Tabii ki Fulham bayağı önde olduğu için biz birinciliğe doğru çıkamıyoruz. Douglas içeriye doğru. Berardi. Ama offside. Berardi offside'da. Aslında Berardi'yi de oynatabiliriz stoperde ama tam yeri değil. Berardi'nin tam yeri değil. O yüzden oynatamıyoruz. Aslında bek oynuyor. Sağ ve sol. Solda oynuyor. 30. dakikaya kadar geldik artık. 1-0 öndeyiz. Alioski sarı kartım vardı. Böyle yapacaksan hiç oynama ya. Böyle yapacaksan hiç oynama Alioski. Yine Alioski, yine kırmızı kart. Yani kılık alacağız, mecburen alacağız yani. Harrison sol tarafta oynayacak. Ve 30. dakika, 32. dakikada bizi yalnız bıraktı. 10 kişi bıraktı. Alioski. Ve şimdi ceza verirken de ona ağır bir ceza vereceğim. Douglas içeriye. Cooper. Cooper. Liam Cooper. 2-0'a getirdi maçı. 10 kişiyiz. Douglas inanılmaz içeriye açtı. Ve 2-0'a getirdik maçı. İlk yarı artık bitmek üzere. Çok fazla da durmadı maç ama artı 2 verir diye düşünüyorum. İlk yarının sonuna. Yine Douglas topun başında. Douglas bu sefer kendisi vurdu. Kornere çıktı top. Şimdi korner kullanacağız Douglas'la. Douglas içeriye doğru. Savunma karşıladı. Aman dikkat edin, savunmada çok az kişimiz var. Harrison yetişti oraya. Topu dışarıya attı. Taça attı. Yapma ya. Bak gerçekten oynatacak adamım kalmadı artık. Harrison'ın da dahini aldık. Adam sakatlandı. Şimdi ikinci yere başlayalım. Galiba memnunum falan filan. Konuştuk, tamam, at bakalım. 2-0. Öndeyiz. Bir sakatımız var. Bir kırmızı kartımız var. Böyle idare edeceğiz mecburen bu maçı. Yukarıya doğru artık yaklaşıyoruz. Fulham 40 puanda. Biz bu maç alırsak 38 puanı çıkartacağız puanımızı. Aradaki fark 2 olacak. Biraz daha yaklaşmış olacağız liderliğe. Dakika artık 60'a doğru geliyor. Douglas yine taçı kullandı içeriye doğru. Dallas, Phillips, Agustin, Dallas dışarıya. 3. gole çok çok yaklaştık.
ve atılabiliriz. Blackburn bizden daha fazla şut çekti. 14 şutları var, 5 isabetleri var. Bizim 10 şutumuz var, 6 isabetimiz var. 2-0 öndeyiz. Harrison'da gözüm. Kondisyonu fena değil. İlk yarıya göre daha iyi. Bir gol daha atarsak aslında daha rahat olur. Douglas içeriye doğru. Olmadı. Şimdi rakip takım gelmeye çalışıyor. Direkte kaldılar. Bu arada Dallas'la Bamford'a 75 dakika oynanabilir izni vardı. Ama şu an her şey değişti ve onlar devam edecekler oynamaya. Kondisyonları düştü biliyorum. Ama 10 kişi oynuyoruz. Mecburen oynatacağım. Berardi, Douglas, Cooper, Phillips, Bamford'a güzel pas. Bamford, Harrison, Phillips vurabilir. Vurmadı Douglas. Harrison içeri çalsa tehlike. Douglas içeri açtı. Agustin 3-0'a getirdi maçı. Maçı 3-0'a getirdi. Agustin. Yine Douglas. Douglas'ın 3. asisti bu arada arkadaşlar. 3. asistini yaptı Douglas. Ve öne geçti. Tekrar Douglas önemli bir yerden serbest vuruş kullandı. Direkten döndü Douglas. Bir tane de ben atayım dedi. Direkten döndük. Şimdi Douglas korneri kullanıyor içeriye doğru. Phillips. Douglas içeri açarsa tehlike. Açmadı ama offside'miş Douglas. Bir de oradan asist yapsa 4. asist yapacaktı. Artı 3 verdi hakem. Maçın sonunu artık. Şimdi Harrison. Harrison Dallas'a pas vermek istedi. Olmadı. Kalecimiz de çıktı. Dışarı attılar. Maçı aldık diyebiliriz artık. 90 artı 1'deyiz. 10 kişi oynadığımız bir maç. Çok zorlandık. Maç da bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aferin beyler diyelim. Ve maçı aldık. Bu bölümün ilk maçını biliyorsunuz ki kaybettik. Bu maçta da kaybederiz diye düşündüm. Gerçekten biraz tedirgin olmadım değil. Şöyle bakalım. Ama 10 kişi kaldık. Sakatımız vardı. Ona rağmen oynadık. 38 puana getirdik puanımızı ve Fulham'ın puanı da 41'de. Şimdi bundan sonraki bölümde, pardon, bundan sonraki daha doğrusu maçta Luton'la oynayacağız. Luton 23. olan bir takım ve eksi 14 avarajları var. 10 puandalar. Şimdi bir de şöyle bir bakalım. Maç toplantısına gidelim. Ceza vereceğim, onu unutmadım. Alioski, sen bir günlük maaş kesintisini hak ettin. Douglas'ı tebrik edelim. Sonra da şöyle gelelim Luton maçına doğru gidelim. Deplasmana gideceğiz. Bakalım Luton maçında neler yapacağız. Ve Luton maç günündeyiz. Maça doğru gideceğiz ama Berardi'ye 3 tane transfer teklifi var bu takımlardan. Ama ben hiçbirini kabul etmeyeceğim çünkü Berardi gerçekten çok işime yarıyor. Şimdi ilerleyelim. Bize ne vermişler? 1.4 vermişler. Rakip takıma 7.5 vermişler. Şimdi bir de bakacağız. Alioski yok biliyorsunuz ki. Harrison oynayacak orada. Eldar Costa yok. Ben White'ı alacağız artık. Berardi'nin yerine White oynayacak. Roberts burada. Bakayım şu an oynatılabilir mi? 45 dakika oynatılabilir gözüküyor. O yüzden onu alalım yedeğe ve maça doğru ilerleyelim diyeceğim. Bir sıkıntı var. Evet, burada bir sıkıntı var. Şöyle Alioski şunu alalım. Ve maça ilerleyelim arkadaşlar. Luton'la. Luton'un kendi evinde. Deplasmandayız biz. Ve liderlik için savaşıyoruz. Gerçekten liderlik için savaşıyoruz. Şimdi Douglas. Korneri kullandık. İçeriye Ben White. Üçüncü dakikada şutumuzu çekmiş olduk. Çok boş kaldılar. Çok iyi karşıladık Casilla. Şimdi taçı Douglas kullanıyor. Yine uzun. Phillips girdi araya. Güzel pas düşüncesi savunma girdi. Dikkat edelim. İçeri açabilirler. Hızlı başladı maç.
Dikkat edin ve golü attılar. Brown'la Luton 1-0 öne geçiyor 5. dakikada. Valla 1-1'e getirmemiz lazım. Dallas, Agustin, Harrison Bamford. Dışarı attı. Luton'lu oyuncular. Korneri kullanıyor şimdi Douglas'la. İçeriye doğru. White. Götze'ye kadar gitti top. White kafasına otursa zaten o da golü atar ama maalesef oturtamadı büyük bir ihtimalle. Şu an orta sahamızdan içeri girmeye çalışıyorlar. Karşılamamız lazım. İçeriye açtırmayın. Açtırdık 2-0. Gerçekten çok kötü başladık. 17 dakikada çok çok kötü başladık maça. Rakip takım Luton 4 şut çekti, 3 isabetli, 3 isabetli 2 gol buldular. Biz 5 şut çektik, 4 isabetimiz var, gol bulamadık. Şimdi Casilla, White, Dallas, Bamford'a güzel pas. Bamford dışarıya uzaklardan denedi. Şimdi Douglas içeriye doğru. Bamford click click direkten dışarıya. Geliyoruz ama bulamıyoruz şu golü bir türlü. Bulursak rahat edeceğiz. 33. dakikadayız artık. Ve şu maçı getirmemiz lazım. 10 şut tutumuz var. 6 isabetimiz var. Hala daha gol atamadık. Taktiğe odaklanalım diyelim. Harrison'ın sarı kartı var. O bölgeye kim geçiyorsa bir sarı kart yiyor ya. Bu sıkıntı olmaya başladı artık bizim için de. Artı 2 verdi ilk yarının sonuna hakem. Taçı kullandılar. Bamford aldı. Click. Güzel pas. Agustin. İçeri açarsa tehlike. Agustin. Bamford orada bomboştu. Ve ilk yarı yenilgiyle bitiriyoruz. Çalışmaya devam edin diyelim. Luton 2 gol attı bize ilk yarıda. İkinci yarıda 2-2'ye getirmemiz lazım. Yenilmememiz lazım. Yani hiç olmazsa 2-2 ve hiç olmazsa bir beraberlik. Çünkü yenilirsek West Bromwich bizim üstümüze geçiyor. 39 puanla biz 38 puanda kalıyoruz. Yavaş yavaş bizi liderlikten itiyorlar gibi gözüküyor. Daha azimli oynayın diyelim. İçeriye doğru açtılar. Bizden kimse koşmadı. Şimdi Bamford geldi. Bamford pas ver Bamford. Çok çok açtın ayağından. Götze orada yakaladı. White. Flips. Agustin'e güzel pas. Agustin at onu attı be Agustin. Al topu oğlum. Aferin sana 2-1. 2-1'e getirdik maçı. Flips'in müthiş asisti Agustin'e. 58. dakikadayız. 22 şutumuz var. 11 isabetimiz var. 1 golümüz var. 2-1 yeniliyoruz. Luton'un bizim kalemizde 7 şutu var. 4 isabeti var. Ve 2-1 öndeler. Sıkıntı da bu aslında. Topa sahip olmadı kim üstün? %50 %50'ymiş. Şimdi Douglas içeriye doğru 2 gelir mi? Direkten döndük. White offside dedi bu arada hakem. Bu aralar 2'ye getirirsek maçın sonuna doğru da 3-2'ye getirebiliriz maçı. Direkten dönen toplarımız offside olanlar var. Yani şu kalenin içine bir türlü atamadık şu topu. Dakika 79 ve 80 oldu. 27 şutumuz var. 12 isabetimiz var ve hala yeniliyoruz. Rakip takım gelmeye çalışıyor. Pres yaparsak topu alabiliriz. Aldık şimdi. Phillips güzel bir pas ver. Çok güzel pas. Bamford 2 mi? 2 gelmedi. 2 gelmedi 82. dakikada. Şimdi korneri kullanacağız Douglas'la. Douglas içeriye doğru. Cooper. Dışarıya attık. 29. şut. Arkadaşlar 29 şut var. 13 isabet var ve 1 goldeyiz hala. Çıkın abi ileri çıkın ya ileri çıkın. Artı 2 verdi hakem maçın sonuna. Ve artı 2 de oldu. Luton'a 2-1 yeniliyoruz. Luton'a 2-1 yeniliyoruz. Ve ligdeki liderlik durumunu da inanılmaz şekilde kaybediyoruz arkadaşlar. Çok önceden kaybetmiştik ama hani bir nebze belki
Oynarız diye düşündük. Şöyle göstereyim. Ligdeki durumumuzu göstereyim şöyle. Üçüncülüğe kadar geriledik. West Bromwich 39 puanda. İkinci Fulham 41 puanda. Birinci ve 38 puanda biz üçüncüyüz. Şimdi bundan sonraki maçımız kiminle? Reading'le deplasmanda oynayacağız. Onlar 17'nciler. Şöyle bakalım. 17'nciler eksi 3 puanları var ve 18 puandalar. Pardon, eksi 3 averajları var, 18 puandalar. Bakalım Reading maçında neler yapacağız. Ve Reading maç günündeyiz. Bakalım bu maçta nasıl bir skorla ayrılacağız. Deplasmandayız. 1.57 bir skor oran vermişler. Onlara 5 vermişler. Bakalım iyileşen var mı? Cezalı Alioski yok. Bu şekilde devam edeceğiz bu maça da. Umarım alırız. Biraz da moraller bozuldu. Maç kaybettiğimiz için bu bölümde gerçekten büyük sıkıntı çektik. Bu maçta galiba bekliyor. Ne dedik ya biz? Ona kendini kanıtlamalarını beklediğini söyleyelim. Tamam. Yanlış bir şey bastım diye düşündüm. Şimdi taçı kullanıyoruz Ben White'la. Agustin, Ben White, Ben White. Sıyrıldı Ben White. Oğlum senin şeyin değil orası. Ver pasını. Klik. Harrison içeri açarsa tehlike açtı. Dallas Agustin. Dallas indirdi. Agustin golü attı. İkinci dakikada golü bulduk. Ve yani bu maçı yenersek 41 puana çıkacağız. Douglas içeriye doğru. Aman dikkat, Cooper karşıladı. Harrison topu aldı. Harrison pas ver. Harrison. Kaleci topu dışarıya attı. Şimdi Douglas. Corner'ı kullanıyoruz. İçeriye doğru Phillips. Phillips içeriye. Kimse yok. Vuramadık daha doğrusu. Üçüncü şutumuzu çektik. Üç isabetimiz var. Rakip takımın üç şutu var. Bir isabeti var. Ve 1-0 öndeyiz. Şimdi içeriye doğru oynadılar. Aman dikkat. 26. dakikadayız. Bir maç eksiği var West Bromwich için ve Brentford'un ve West Bromwich bize daha yakın. Ne olacağı belli değil. Agustin indirdi. Bamford topu ağlarla buluşturdu. 2-0'a getirdik maçı. Dediğim gibi maç eksiği var West Bromwich için. 39 puandalar. Yani bizden sonra maçı yenerlerse bizi tekrardan üçüncülüğe iterler. Rakip takım geliyor. Önü açık. Casilla'ya da çarptı top ve maçı 2-1'e getirdiler 36. dakikada. Topla oynamada kim üstün? %50 %50. Yine 6 şutları var. Bizim de 6 şutumuz var. 7 şutumuz oldu. 7 isabetimiz var. Bayağı isabetli gidiyoruz. İlk yarının sonuna artı 2 verdi hakem. Ve ilk yarı bitti. 2-1 önde bitirdik ilk yarıyı. Göstermekle memnunum. Aynen devam edin. Bu şekilde devam edin ve maçı alalım ve bitirelim. Alalım, bitirelim ve West Bromwich maçını bekleyelim artık. Bakalım o maçta ne olacak? Douglas içeriye doğru yine Agustin. Douglas yine eliyle güzel bir asist yaptı ve Agustin 3-1'e getirdi maçı. Agustin'in iki golü var, bir asisti var. Bamford'un bir golü var. Douglas'ın bir asisti var. Douglas'ın bir asisti var ve Dallas'ın bir asisti var. Ve 3-1 öndeyiz. Dakika 63'e geldik artık. 8 şutumuz var. 8 isabetimiz var. Rakip takımın 7 şutu var. 3 isabeti var. White, Goetz. Goetz güzel pas düşüncesi olmadı. Dallas şimdi Agustin. Agustin kaleci. Agustin kaleciye güzel çıkarttı Agustin'in şutunu. 11 şutumuz oldu, 10 isabetimiz oldu. Şu an dakika 73 oldu. 3-1 öndeyiz, rahatız. Eğer gol yemezsek tabii ki. 3-2'ye gelirse biraz daha sıkıntılı olabilir durumumuz. Şimdi Douglas corner kullandık. Ben White çizgiden çıkarttılar resmen. Savunma çizgiden çıkarttı topu. Maçın sonuna artık yaklaşıyoruz. 81. dakikaya geldik. Ve
Maçta çok fazla durmadı. Artı 2 olur diye düşünüyorum maçın sonunda. İçeriye doğru dışarıya attılar. Şimdi artıyı göreceğiz. Artı 3 verdi hakem maçın sonuna. Maçı artık aldık diyebiliriz. 93. dakikaya geldik. Ve maç bizim. Zorlanmadan aldık maçı. Aferin çocuklar diyelim ve devam edelim. Bu bölümünde artık son maçıydı. 41 puan. 41 puana çıkartıyoruz puanımızı. 30 averajımız var. İkinciyiz. West Bromwich'in bir maç eksiği var. Yenerlerse bizi tekrardan üçüncülüğe alırlar. Şimdi bakalım. Bu bölümde QPR'la maç yaptık. 2-1 yenildik. Blackburn'la maç yaptık. 3-0 yendik. Luton'la maç yaptık. 2-1 yenildik ve Reading'le maç yaptık. 3-1 yendik. Bu bölümün de son maçıydı. Şimdi bundan sonraki maçta Middlesbrough ile yapacağız. Huddersfield ile yapacağız. Hull City ile yapacağız. Ve Cardiff ile yapacağız. Bakalım 1, 2, 3 ve 4 maç. Evet. Bundan sonraki maçlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize bol başarılı FM'ler.